Herkes merhaba arkadaşlar, bizim kaldıran Satfet ve bugün sabahımız Alan Dark'tayız ve bölüm 5 galiba artık 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız derseniz, şu anda ben o ayının orada olduğu bir ev vardı ya, biliyorsunuz ki dayanamadım, hemencik gece gece gittim, fişeğimi yaktım, ayının oradaki eve gittim, şu an oradayım ki bu eve çoktan girmişiz biz aslında. Ta ilk gece girmişiz, bu çantayı aradım ben, boştu zaten, şurada bıçak vardı. Şu an çantaya birkaç fazla malzemeyi attım. Ne olur ne olmaz. Buradan geçersek yine de bulunsun aklımızda diye. Şu an saat geç. Birazcık susuz değilim. Bayağı bir susuzum. Ve geceye biraz 1-2 saat kaldı diyor. Ben 1-2 saat yatacağım şöyle. 3 saat bir uyuyalım. Sonra su içeceğiz. Ondan sonra da yemeğimizi yiyeceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Bu arada ben de bir su kaptım yanıma. Okey, sabah oldu abi. İyi oldu. Abi ben bunun mantığını çözemedim yalnız. Yani geceye bir saat kaldı diyor ama bir saatte sabah oluyor. Ben bir tane şöyle bir fincan bitki çayı değil de bir tane kahve içeyim. Sabah sabah kahve iyi gelecek çünkü. Birazcık da bir şeyler de yiyebiliriz. Kalori konusunda bir derdim yok aslında. Yemesem de olur. Ama küçük böyle bir atıştırayım dersem olabilir yani. Yiyecekler, şöyle yiyeceklerde bulunayım abi. 450 kalori. Şunu yesem aslında susatacak ama olsun, aradan çıksın. Al bir tane de bitki çay. Birkaç tane şeyi de bıraktım burada. Bitki çayın bir kutusunu burada bıraktım. Sonra hallederiz. Yaparız yine, lazım olursa gelir buradan alırız diye. Çünkü çantamı boşaltmam lazım. Önümüzde yine bir sürü malzeme çıkabilir ve yine ayı. Arkadaş, bu bölgede niye ayı dolanıyor ya? Ayı! Senin ne işin var bu bölgede arkadaşım? Balık mı tutuyorsun yoksa o kulübelere gidip? Ha? Balık tutmak için de bizim oltamız var ama oltanın ucu yok. Onu bulsak yine balık tutabiliriz. Sürekli yapmak lazım. Oyunda çok fazla mekanizma var. Çok fazla olay var. Ve bunlar için çantamız bayağı bir küçük. Yani ateş konusunda acil olan odun her zaman. Onun yanında gazeteler çokça bulunuyor her yerde. Tutuşturabilmek için. Ama tutuşturucular çok bulunmuyor gazete dışında yani. Bu odunlar sonra alırım abi. Bunlar her yerde varlar. Şöyle ufaktan bir kaçayım. Tamam, koşmamam gerekiyor. Yürüyerek gideceğiz abicim. Ay peşimden koşarsa eve gireceğim zaten. İleride bir ev daha var. Ya da kaçacağız. Bu arada hava... Eksi 26 mı? O nasıl bir hava lan? O nasıl bir hava? Yaklaşık 13 saat gündüz kaldı. Arkadaş, böyle bir havada benim yürümem aslında pek de doğru bir şey değil. Yani eve gidip birazcık daha beklesem iyi olacak çünkü hastalanma ihtimalim var bu seferde. Ama ilaçlar kullanmamız gerekiyor. Orası da ayrı konu. İlaçları, çokça ilacım var. Antibiyotiktir falandır filandır. Onları kullanırsam daha bir iyi olacak. Ben bir iki saat daha mı yatsam ya? Nasıl yapsak? Devam etse miydik yoksa ilaçlarla falan? Neyse dur. Hadi riske giriyorum. Devam ediyorum. İlaçlar kullanırım. Ama ilaçlar beni soğuk tutar mı? Onu da bilmiyorum şimdi. İlaç olayında şu an tamamen yabancıyım abi ben. İlaç konusunu hiç deneyimleme şansım olmadı. Hatta bir tanesini şimdi içeceğim şöyle bir. Antibiyotik falan iyi gelir. Antibiyotik, ağrı kesici. Bu şişe antibiyotik enfeksiyon yayılması önlemek için. Bu şişeyi yara temizlemek için. Okey, şu anda ihtiyacım yok. İpe doğru gideceğiz. Eksi 22, birazcık daha ısındı. Bir cave bulsak fena da olmaz. Tam Firewatch olur sonra. 21 derece. Ki öyle gözüküyor şu anda. Ayı bu yüzden buralarda dolanıyor. Abi bu ayının evi. Ayı! Ayı oradaydı. İnşallah burada başka kimse yoktur. 5 dereceymiş ha. Güzel. İyi ısınıyorsun ayıcım. Ama bir malzeme çıkaydı yani ayının bu bölgesinde. Daha iyi olurdu sanki. Of, çok rüzgar var dışarıda. Yapma yapma. Şöyle bir ağaçların oradan gideyim. Eksi 21 değil de eksi 13'e yakalansak daha iyi olacak. Dondurucu soğukluklar var. Şöyle ağaçların oradan. Evet geldik. Hadi buralara GG diyelim. Hadi aslanım. Tırmanalım bakalım.
İnşallah gücümüz yeter, stamina olayı biterse aşağı gitmeyiz. Yetiyor, harika. Güzel. Çok yordum seni, kusura bakmayasın. Ama bak, burası daha sıcak. Çok az, 3 derece daha sıcak. Çok yoruldu be. Biz olsak çıkamazdık. Vallahi ben çıkamam herhalde. Yani yarısına kadar çıkarım da dahası gelmeyebilirdi. Abi hala soğuk. Gizlenebileceğim böyle bir... Aa, bu ağaç ne böyle? Farklı farklı duruyor. Taze akça ağaç fidanı. Yeni koparılmış akça ağaç fidanı yapım ve onarım için kullanılmadan önce kurutulması gerekir. 6 gün boyunca iç mekanda kurutulduktan sonra yapım ve onarım için kullanılabilir. Çok zaman kaybetmedim inşallah. İyi bakalım. Değerlendiririz abi. Yeni şeyler iyidir. Evet, aşağı doğru gidiyorum. Abi 17 derece de çok soğuk be. Abi yine bir tane daha ayı evi var orada. Ve bu sefer ayı bu civarda olabilir. Ya da onun içinde olabilir. Aa, geyik var orada. Ha, tavşan gördüm ben. Hızlıca koşan bir tavşan gördüm. Abi ben riske giriyorum. Ve ayının etinden çalmaya tenezzül ediyorum. Ayı da arkadan yavaş yavaş sinsice geliyormuş falan böyle. Lan. Hayırdır kardeş sen falan diye. Ha yo, insanmış o, geyik değilmiş. Daha iyi. Ne kadar çok ses yapıyorum abi. Tava, tencere, lakır lukur. Adamım üzerinde inşallah güzel bir şey. İşte bu. Kaç tane mermi? Aa, hazır öğün. Güzel. Ve daha da bir tane daha malzeme çıkacak lütfen. Yok, çıkmadı. Senin ben. Bu neymiş? Karga tüyü. Bunları çözemedim. Belki ayı uyurken burnunu kaşıyıp uyandıracağız. Tabii canım. Şurada ateş yakıp ısınabilirim 2 dakikada. Ama ayının gelme potansiyeli var tabi. Çok ağırlaştı şu an sırtım. Hissediyorum. 2 kilo fazlalığımız var. I need to drop something. İşte bunlar drop yaparız. Ne diyorsun? Ayının evinde cesareti bak arkadaş. Odunum bol, harcıyorum. Hadi deneyelim. %45 oranım. Hadi. Hadi inşallah. Lütfen yan. Lütfen yan. Ayının evindeyiz. Ayı. Gel ateş yakalım. Mangal yaparız. Come on. Hadi ben şanslıyım. Hadi lütfen yan. Şu odunları yakacağım sadece. Burada 2 dakikada ısınacağım. Soğuk olayı düzelteceğim. Sonra yola devam. That didn't work. Fuck. Hiç iyi olmadı. Riske mi girsek ya? Yine 45 oran veriyor. Hadi bu sefer gazete yakalım. Abi çok az. Neyse var. Hadi yansın. Yansın. Isınmamız looks lazım. Like it worked. E tabi it worked. Yakıt ekle. 2 saat 58 dakika mı? Biz buralarda hemencik su. Su işine girişim abicim. Sırtın dolu ama su lazım. Önce bir içseydim suyumu. Dur. Şu suyu bir içeyim ben. Hepsini götür 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 götür. Hemen su halledeceğim sana. Oo mis. İç iç iç. Zorla zorla. Hala çok içememiş be. Niye çok içemedin sen ya? Lan. Abi ayı gelmiyor değil mi? Korkuyorum müzik başlayınca böyle bir. Bitki çayı değil, hemen su. 1,5 litre fazla mı olur ya? 1 litre yapalım şunu. Erit. Aslında 1,5 yapıp sonra şey yapabilirdim. Dur ilacı da kullanayım. İnşallah ayı gelmez. İnşallah ayı gelmez. Peki bu? Evet, arındırıyoruz ilacı kullanarak.
Bir litre daha eriteyim. İçeceklerin hepsini yanıma alacağım abi. Su ağırlık yapmasın bizde. Öyle değerlendirin. Suyu arındır. Daha hızlı olsun. Aynen. Çabuk. Tamam. Şimdi abi bitki çaylarını yapıştır. Kahve, bitki çay dolduralım. Onlarda ağırlık yok çünkü. Su taşıyacağımıza bunları taşımak çok daha avantajlı. Çünkü ağırlığı yok olmadığı için rahat olacak. Sırtımız zaten dolu. Malzemeyi daha çok yere ayırmamız lazım. Yemekten, sudan değil de. Hadi. Tabii bir litre de yanımızda bulunsun yine ne olur ne olmaz. Bir tane de kahve yapalım. Kaç litre suyum kaldı bakayım hemen. Şimdi ezilmiş konserve şeftali ısıtalım. Yeriz, açız da gayet. Evet, yorulmaya başladım yalnız. Ben ufaktan kaçmam lazım. Bunları bir ısıtıp içsek nasıl olur acaba? Bir farkı yoktur bence ya. Tamam. Şimdi şöyle gelelim. Ne kadar? 1,5 litre suyumuz var. Okey. 31,5'muş. Çayımız, kahvemiz bolca oldu. Şimdi nerede bizim ısıtılmış yemeğimiz? Tozlu et. Tozlu. Tuzlu olması gerekmiyor mu? Soğuk mu? Isıtalım abi ya. Ayıpsın. Onu mu yemek istiyor? Az önce ısıttığım yemek neydi? Ha, sıcak. Ye bakayım. Oo, ikisini de dolduruyor. Güzel. Şunu da şu an ısıtayım ben. Hayır, yemeğe gel. Evet. Isıtalım, öyle bulunsun. Ne olur ne olmaz. Yeriz. Evet, sıcak ısındık iyice. Şimdi kaçalım buradan. Atabileceğim bir şeyler var mı? 30.8 kilo. Ha, ısıtınca daha bir ağırlığı azaldı gibi. Yakıt ekle, ateş sopayı al. Too heavy. Bu bizi ısındırır mı acaba? 9 derece. Biraz yoruluyorum. Ve dışarı çıktığımda böyle FPS düşüyormuş gibi hissettiriyor bazen. Size de oluyor mu bilmiyorum. Evet, hava ısınmış bu arada. Elimizdeki sopadan değildir diye tahmin ediyorum da. -9 derece. Bizim eşya bulmamız lazım. Elbise. Bak bak, FPS bir düşük gibi ya. Düşüyor gibi. Bir de ayıya da denk gelmemek gerekiyor. Ayı. Orada tavşan gördüm. Tavşan kardeş. Ya aynı yola mı çıkaracak acaba? Çünkü başka bir şey yok. Tek... Ha, tavşanlar var. Tek adamın cesedini bulabildik. Peki şöyle düz tırmandığımızda yukarıda ne oluyor acaba? Koşamayacağım. Yormak istemiyorum elemanı. Evi bulamayabiliriz. Uzun uzun yürüyebiliriz. Kondisyon önemli. Isıtıyor mu acaba ya? Bunu atsam mı atmasam mı bilemedim ki şimdi. Oh shit. Hiçbir olay da yok. Neyse, ben şuradan ineyim yavaş yavaştan. Bir ev bulmamız lazım. Lan kayıp düşmeyelim. Öyle potansiyeli var sende şu an. Burası da tavşanların mekanıymış. Bayağı bir tavşan var. Doğru yerden mi gidiyorum bilmiyorum. Kaygan burası da. Kayıp düşme ihtimalim var. Başımı gözümü yararım, şişiririm. Aa. Lan. Aa, attı. Vurmak istiyordum ki ben onu. Niye attın sen sopayı? 17 derece oldu. Rüzgar esiyor. Buradan inebilir miyim? Tehlikeli mi olur sizce?
buradan insem. Yo. Abi burası sanki... Ağrı kesici. Hepsini atıyormuşum falan. Enfeksiyona karşı hemen. Yara temizlemek için. Ne atı lan? Hepsini attım. Lanet olsun. Abi hiç iyi değiliz. Dur. Ya niye kullanamıyorum ben? Arkadaş dur şuraya bir gireyim. Allah. Bakın işte öyle oluyor. Bilmediğiniz yere atlarsanız ve buradan ayı gelse paketim ben. Ama yakın gibi duruyordu arkadaşım. Orada da bitki çayım var. Ben niye iyileştiremiyorum? Niye içemiyorum? Allah Allah. Sağlık durumum hiç iyi değil şu anda. Allah'ım ya. Arkadaş öldürecek misiniz siz beni? Niye içemiyorum antibiyotiği falanı filanı? Hep at diyor. Ağırlıktan dolayı olabilir mi? Denemek için şunu atacağım. Yok hala da aynı. Al al. Abi ya. İyileşmem zamanla mı olacak o zaman? Kondisyonum 86'ymış şu anda. Şurada bir bitki çayım. Orada bir çanta var. Aa, bir silah daha var galiba. Evet. Ulumaya başladı. Harika. Yok o açmış. O da çanta. Ben silahı niye değerlendiremiyorum? Silah diyorum. İlaçları. Ne var içinde? Hiçbir şey. Tahmin ettiğim gibi zaten. Çam otunu. Of. Kullan. Su arındırma. Bunları da niye kullanıyor? Demek ki ihtiyaç yok aslında. O yüzden mi çıkmıyor? Dinlenince mi geçecek bu? Kırılma falan yok herhalde bende. Ama böyle bir istatistik... Heh, ilk yardım. Heh, tamam. Şimdi yaralarınla ilgilen. Ağrı kesici içelim. Okey. Bu kadarcık mı? Gelişmiş dinlenme. Fincan bitki çayı. Ha, ilk yardım kiti. Bunlarmış. Şu an iyiyiz. Neymiş bu? Daha verimli bir şekilde dinlenmeye yardım edecek. Saat başı dinlenme başına daha fazla kondisyon yenileneceksin. Okey. Ama şu an hala çok iyi değiliz gibi. He. Okey. Yerde sürünüyormuşum. Ondan dolayı hızlı yürümüyordum. Allah'ım ya. Bunu da çözmüş oldum. İlk yardım nasıl yapacağız kendimize onu da öğrendik. Fişeği alayım. Kurtların sesi geldi. Fişekler de 3 tanesini bıraktım orada. Yanıma bir tanesini aldım. Yeter benim için. Bu közleri ben niye alamıyorum? Kömür köz diyorum. 16 derece. Bir garip yürüyoruz şöyle sağlı sallı. Bir ev, kulübe bir şeyler bulmam gerekiyor. Tamam, burası güzel. Bu tarafta bir olay var mıdır? Galiba biz yolu kısalttık. Dönüp bu tarafa gelecektik yine. Ama şimdi emin de değilim. Arkada bir şey bırakmış da olabilirim. Buradan devam edeceğiz bana göre. Ve çok soğuk. Yorgunluk da aynı durumda. Belki kulübe buradadır. Abi bir de aynı göl noktasına getirirse var ya kafayı yerim şu anda. Ki öyle bir potansiyel görüyorum şu anda. Sanki bu göl yolu gibi. What the fuck? Boşuna mı tırmandım o kadar?
Buradan devam. Ne olur ne olmaz ev var. Gidebiliriz. Daha farklı alanlara atılmam gerekiyor. Zaten yorgunum. Shift'e basamam. 15 derece. Şöyle bir taşın civarlarında yürüyeyim daha iyi. En azından sıcak tutalım kendimizi. Şu ağacın oradan yukarı tırmanacağız sonra. Çok aç değilim. Ama yemeğim sudan çok daha az şu anda. Hemen hemen yarı katı daha az gibi. O yüzden yemek bulmaya bakmamız gerekiyor bizim. Aynı yerlerden de o sebepten durmak istemiyorum. İlerlemek istiyorum sürekli. Ve buradan çıkış yoksa ben bittim. Hah var, hele şükür. Ama aynı noktaya gidiyorlar gibi geliyor ya yine de. Ney? Lan ben korktum. İlgilen şu yaralarla. İyi mi şu an? Uyuyunca daha iyi olacağız ama uyuyamadığımız için sıkıntılıyız. Bak bak. Yine yapacak o bence. Uyuyana kadar böyle arada sırada çıkacak bizim bilekler. Orada bir şey mi var? Taşın o civarda. 3 dereceymiş burası. Güzel. Yok bir şey yokmuş be. Aa, hiç iyi olmadı öyle düşmemiz. Bayağı bir ilaç harcıyoruz şu anda. Her defasında 2 ilaç basıyorum. Aa, ilk başta kulübeye geldik. Okey. Yolu kısalttık bir nebze. 7 saatim var. İlerlesem mi, dinlensem mi? Aa, ne yapsak acaba? Şuradan alabileceğim bir şey var mı? Bir bakayım. Kullanalım abi. Yorgunsun aslında. 2 saat kestirsek olabilir. İki saattir. Sonra 5 saat içinde yeni bir kulübe bulabilecek miyiz? Öyle bir soru işareti var. Ama yorgunluğumuzdan dolayı da hemen gidebiliriz. Hep çantanın ağırlığından dolayı var ya. Hep çanta ağırlık yapıyor. Hadi. Hadi bir saat uyuyalım. Daha mı iyi olacak? Bakayım ne kadar iyi olacak. Yani. Fena. Bir saat uyudum ben. Niye 2 saat uyumuşum gibi oldu? Uyurken mi oyalandık? Ne yaptık? Şu anda tehlikeli bir şey yapıyorum aslında. Böyle bir durumdayken çıkmak pek de hoş değil. Ama bir giriş noktası bulmayı umuyorum. Başımı sokabilecek bir kulübe, bir ev. Veya en kötü ihtimalle bir tren. Ama şimdi ağaç vardı galiba yanımda ya. Çok almıyorum. O gideceğim noktada illaki vardır. Tren yarına geçeyim. Tren yarına. Ya. Right. Okey, tünel gördüm. Aa, bizim o haritaya benziyor şu anda. Karşıda vardı zaten biliyorsunuz. Ya da sağ tarafta vardı evler. Aynı haritalardan mı dolanıyoruz biz? Şu tarafta zaten bir tane ev vardı en başta. Orada ne tür malzeme olabilir? Oraya gidelim bari. Sonra öbür tarafı keşfederiz bir sonraki bölümde. Ve yolda çanta falan vardı. O zaman ben ağaç alabilirim. Hey hey. Şunu sok bakayım. Al. Yani yakacağız. Evde şenlik olacak. Alın. En az 2,5 saat kazandırır bunlar bize. Çok rahatlarız. Şu an ağır gibi gözüküyor olsa da. Yolda çanta falan vardı bu arada. Tamam daha fazla almayacağım anladım.
Tabi bitirebilir miyiz acaba? 4 saatlik. Güneş batmadan eve geçer geçmez onu bitirip uyuyabiliriz. Biraz açım, su konusunda derdim yok ama. Bayağı da bir olmaz. Ama açlıkta sıkıntı çekebilirim. Bizim ev şu taraftaydı değil mi? Haritayı çözmeye başladım. Şu an hepsi kafamda ezberlendi. Noktalar, gideceğimiz yerler falan. Tuzak bölgesi. Niyeymiş? Bu ne? Mantar. Al. Yeriz biz abi. Zehirli değildir umarım. Yani yiyecek lazım zaten. Her türlü götürürüm ben bunları. Burada ne var? Ateş yakabileceğimiz bir soba. Güzel. Ama benim sobadan daha fazlasına ihtiyacım var. Yani en kötü ihtimal ev bulamasak ki bulacağız. Orada ateşimizi yakıp uyuyabiliriz önünde. O da bir seçenek. Ben doğru gidiyorum bu arada değil mi? Evet, tavşanlar, geyikler. Şunun ağzına vuramaz mıyım? Ah, önüme gelsen de ağzına vursam bir tane, bayıltsam seni. Sonra etini pişiririm. Hayır. Açmadan vurmuyor da. O kadar yoruldun yani. Abi doğru mu gidiyorum? İyice karıştı benim şu an. Hayır hayır, yakmak yok. İnşallah doğrudur. Şurada bir yerdeydi. Taşlar. Bu sağda değil. Bu kadar ağaçların arasından geçtiğini hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle biz fazla girdik abi. Bu tarafta olacaktı. Haritayı ezberlemek lazım gerçekten. Şu arka tarafta da olabilir. Şuradan hatta yukarıdan kestireyim ben. Olmadı, bu tarafa da bakarız. Hadi biraz koşalım. Evet, 3 oldu. Bayağı bir komplike bir oyun. Her şeye dikkat etmek lazım. Umarım benim kulübe bu taraftadır. Gerçekten bunu umuyorum. Ve kulübe göremiyorum. Bu hiç iyi değil şu anda. 4 saatimiz kaldı zaten. Allah Allah. Böyle bir ağaç var mıydı lan kulübenin orada çıkarken? Orada bir tane daha küçük bir şey var. Okey. Şuraya bir bakayım, yoksa oraya gideceğim. Ama orada ateş yakabileceğim bir şey yoktur. Müzik var. Müzik varsa hayat vardır. Ha, hayat değil de kurt varmış. Kurtçum. Kolay gelsin. Böyle bir sulardan geçtiğimi hatırlamıyorum. Ben nerede neyi karıştırdım? Aa, şunlar lazımdı galiba. Dur. Şunlar lazımdı. Evet, ver abicim. Bunlar bir kullanımda lazımdı. Ben baktım çünkü. Böyle bir şey vardı görüntüde. Toplayayım ben. Toplayabildiğim kadar toplayayım. Şurada da gördüm. Al abicim. Çok ağırlık olduklarını düşünmüyorum bizim için. Orman asması lekesi. Lekesi mi? Hayır. Likeni. Bunlardan giysi yapılıyor. Evi de bulamadık ya. Anca orada küçücük kulübe var veya geri gidersek odun yakabileceğimiz bir nokta var. Bu kulübe de tam Firewatch alanı gibi. Ama daha küçük bir versiyonu. Bir ceset olabilir, çanta olabilir yanında. İsimsiz gölet.
Al abicim, yeriz biz bunlar. Mis gibi gider. Ateş yakma konusunda da işimize yarıyor. Büyük ihtimalle okuduğum kitaptan dolayı bunları toplayabiliyorum gibi de düşünüyorum ben. Kitap bizim kafayı açtı. Her şeyi yiyoruz artık. Orada mantar da gördüm. Mantar da kapayım. Çok küçük bir firewatch. Abi şimdi kurt alanına gitsem mi? Onu düşünüyorum ya. Aa, et. Et buldum. Süper. İşte bu beni şaşırttı. Ve hoşuma da gitti şaşırtması. Böyle bir şey lazımdı bana. Hope nobody needs this anymore. Yani al. Lan sok içeri şunu. Neymiş? İki tane bağırsağı var. 1.6 kilo eti var. Bir birim de postu var. Her şeyini alabilirim. Ne kadar sürecekmiş? 1 saat 20 dakika sürecekmiş. Her şeyini alırsın. Topla. Topla kardeşim. Zaman konusunda hiç şikayetim yok benim. Okey, bitirdik. İşte baltayla da alabilirmişiz. Bağırsaktan da bayağı bir olaylar yapılıyor. Bu ne lan? Kan buralara kadar sıçramış. Avcılar varsa... Yani gördünüz, okla vurmuş. Yani avcım var. Ne oluyor lan? Bu ne creepy creepy sesler geliyor. Bana düşen cesetlerde de hiç hayır yok arkadaş. Aa, işte ok burada. 4 derece. Aa. Just what I need. Aa. Yani 79. Bizde daha iyiydi sanki durum. Tavşan avlayabiliriz misal. Kaç sen anca kaç. Anca benden kaçın zaten. Şimdi ne yapsak acaba ya? Yani bir ev bulamadım ben şu an. Ve bundan dolayı üzgünüm. Biliyorsun ben seni kurtaracağım. Ben seni çıkaracağım buralardan. Daha yaşayacağız biz. Hayatta kalacağız seninle. Ne zorluklara göğüs gereceğiz hep beraber. Ah, müzik durdu, benim de şeyim durdu, havam durdu. Heh, devam. Yani bu oyunda en temel iki ihtiyaç su ve yiyecek. Gördüğünüz gibi hayvanlar sürekli ortalıkta. Suyu da ateş yaktığınız sürece eritebiliyorsunuz. Ama eritene kadar ne oluyor bu sefer? Geri kalan işte tüm ihtiyaçlar nereden bulacağız? İşte kibrittir, hızlandırıcıdır. Onlar da önemli. Silah sesimi duydum ben. Hadi. Abi karşıma bir kurt çıksa savaşmaya gücüm bile yok benim. Satana. Şu an bir kurt gözükmüyor. Geldik, geldik aslanım, geldik. Dayan. Donduk. Ha, kurt az iler. Aa, fişeği görmeden kaçtı. O kadar mı korkuncum lan? Arkada ayı falan yok değil mi? Güzel, elde görseler de kaçıyorlarmış. Bunu sevdim. Lan yürü. Lan. Yürüsene.
Şurada ölüyormuşuz ağacın üstünde. Adam ne haber ya? Abi dışarısı çok fena. Niye yakamıyorum? Malzemem yok değil mi bana? Lütfen. Lütfen ama hasta olurum ben yakamazsam. Ahşap yüzeyde ateş yakılamaz. Abi ben donup öleceğim şimdi. Uyumamız lazım. 7 derecede uyuyabiliriz bence ya. Bu ne? Kar sığınağı. Yeme at. Hani yürü git. Bizi yemesinler lan bunlar. İki saat uyuyayım bakalım. Bir deneyelim. İnşallah ölmem. Yani soğuk ne yapar bilemiyorum bu havada böyle uyumak. Uyuşukluk. Ateş yakmam lazım benim. Acilen bir yerde. Oh. Al geri al. Abi dışarıda ateşimi mi yaksam ya? Isınmam lazım ki benim. Ben bunu kurtarmam gerekiyor. Burası eksi 22 esiyor şu an. Şunun öbür tarafı nasıl olur? Evet, bunlar bile havadan korkuyor. Eksi 9. Evet burası iyi gibi ha. Şurada bir ateş. Hadi ısınmam lazım. Hadi. Oh. Hadi abicim yak şunu yak. Ateşi yak. Gelmeyin lan buraya. Hemen hızlandırayım. Isınalım. Gelmiyorsunuz değil mi? 8 derece hissediyorum şu anda. At hepsini at. Oha çok fazla attım lan. Çok fazla attım. Çabucak ısınıyorum. Şu an 14 derece hissediyorum. Ne? Lan? Abicim bugün nedir bu hasarım benim ya? Ha, yanıklar yanıklar. Şimdi kitabı bitireyim uyuyayım onu düşünüyorum. Dur ben bir uyuyayım en iyisi. Beni inşallah yemezler. Lan! Lan yürü git. Şurada ya. Uyuyacağım abi. Ne kadar riskli olabilir ki? Diyeceksiniz ve geliyor. Lan korkuyorum da şimdi. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Şurada 3-4 saat kestiriyorum ben. 4 saatte çünkü ateşimiz yanacak. Ölmeyelim. Lütfen ölmeyelim. Lütfen bana saldırmamış olsunlar gece. Ateşten korkuyorlar sonuçta. 1 saat 41 dakikası var ateşimizin de. Güzel ısındık iyice. Hala bu civardalar mı? Evet o yüzden 1 saat uyuyacağım. Uyu. Okey sabah olacak birazdan artık. Bunda 57 dakikası kalmış. 3 dakikada bizi kemirmezlerse 1 saat daha uyumak isterdim. Hadi.
Uyu, bir saat daha uyu. Bu civardalar abi. Hemen. Gelmeyin lan. 15 dakikası kalmış. Güzel. Dinlendik. İç bakayım. Aa, yemekler pişireydik bari be. Hani yürü git. Şunu bir al. Lan gir. Tamam, güzel. Okey. Of, güvendeyiz. Uyuduk, ısındık. Hiçbir sorunumuz yok. Yiyecek içeceklerimizi halledip sonra da aynı şekilde yola devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmiş ve eğlenmişsinizdir. Çokça zor bir bölüm oldu açıkçası. Zorladı beni. Sürekli bir şeyler aradım. Düştüm, kaçtım. Birkaç kere de yandım. Bunları da öğrenmek lazımdı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.